resmi anma töreni. Evet. Bu anma töreninde bu ülkeye hizmet etmiş hiç kimse anılmıyor. İstiklal Marşı okunmuyor. Saygı duruşu yapılmıyor. Bak hiç provokatörlük yapma dedi. Provokatörlük anacağım. İstiklal Marşı'nı provokatörlük olmayacağımız. Hayır kimse anılmıyor falan. Sen nereden? Ne zaman geldin? Buradayım. Ben yıllardır. Her sene Türk bayrağının İstiklal Marşı'nı geçin kenara. Olmaz. Biz bu odanın turizmimizi engelleyemez. Ben bu odanın üyesiyim. Ben bu odanın üyesiyim. Üyelik hakkım olarak burada söyle katılır provokatörlük. Ya siz şu kenara geçin. Neden kenara geçelim hocam? Neden kenara geçelim? Biz de bu odanın üyesiyiz. Benim de başkanım. Benim de başka türlü bir şey. Okumuyorum ki. Siz niye bu kadar ön yargılı yaklaşıyorsunuz? Saygı gösterdim. Hayır. Arkanızda geliyorum. Babam gel. Hayır bu neyin baskısı ya? Buyurun. Elimizde Türk bayrağı. Buyurun başlayın başkan. Arkadaş yanlış anlıyor bizi. Tanrı'yla görüşümden müsaadenizle. Gösteri falan yapmıyoruz. Müsaadenizle bunu biliyorum. Saygı duruşu yapıyoruz. Hiçbir teşhis göndermedi. Biz doktorlarız. Siz de buna uymakla yükümlüsünüz. Uyuyoruz. Olarak. Uyuyoruz. Onun için şey yapıyoruz. Uyuyoruz. Bakın. Birlikte Samet Bey. Samet Bey. Dinler misiniz? Hiç dinlemiyorsunuz ama. Dinliyorum. Hiçbir hocam, şey demedik, hiçbir şey yapmadık. Sizin grubunuza dahil olduk. Tamam. Geldik, sadece tamam, sizi dinlemek için geldik. Buyurun. Neden bu kadar... Buyurun dinleyin. Hayır, elinde basın evet. Açıklaması var. Hayır, ya, canım sen be. Gel, elinizde bayrağımız var mısın? Lütfen ya. Lütfen. Tamam, sizin eksiğiniz varsa biz eksiğinizi tamamlarız. Yok, eksiğimiz yok. Eksiğimiz yok. Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart'ını kutluyor. Hepimiz için yaşanabilir bir doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyoruz. Sağlık çalışanları açısından sürekli hastalarla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak, bir anlamda onlarla yaşamak, fiziksel ve psikososyal çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Sağlık çalışanları olarak 2014 yılından bu yana talep ettiğimiz fiili hizmet süresi zammı için yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da ciddi bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından Türk Tabipler Birliği sağlıkta şiddet yasa tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır. Meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart'ını kutluyor. Hepimiz için yaşanabilir bir doğa, barış içinde bir yaşam, iyi hekimlik yapabildiğimiz bir sağlık ortamı diliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık analındaki mücadelemizi yükseltmeye de davet ediyoruz. Türk Tabipler Birliği Merkezi İstanbul Tabip Odası. Önümüzdeki süreçte 15 Nisan'da yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine İstanbul Tabip Odası'nın üyesi hekimler olarak adaylığımızı açıklıyoruz. Türk Hekimleri Birliği adı altında bir çalışmada bulunacağız. Bu çalışmayı biz yıllarca yapıyoruz. Her törene de geliyoruz, katılıyoruz. Ancak az önce de sizlerin de şahit olduğu gibi manipülatif ve provokatif bir şekilde yaklaşımlarla dışlanmak istiyoruz. Dışlanıyoruz. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği yöneticileri tarafından. Buna tepki olarak değil, olması gerektiği için resmi anma törenlerindeki gibi Türk bayrağımızı kaldırarak İstiklal Marşımızı okuduktan sonra bir açıklama yapacağız. İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamayı masumane olarak değerlendiriyoruz. Sağlık çalışanlarının hakları üzerinden bir açıklama yaptı. Kendisi Samet Bey'in. Ancak önceki açıklamalarıyla kıyasladığımız zaman Taksim Anıtı haricindeki açıklamalarında hekimin ya da sağlık çalışanının hakkını değil farklı mezheplerin, farklı hatta terör örgütlerinin söylemi olabilecek kadar sivri çıkışlarını da kendilerinin biliyoruz. Bundan dolayı İstanbul Tabip Odası Yönetimi ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ni kınıyoruz. Şimdi biz burada olan arkadaşlarımızla beraber bugüne kadar ahirete intikal etmiş bütün hem sağlık çalışanları hem bu vatan için, bayrak için, kanını akıtmış şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, arkasından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşunu geçiyoruz arkadaşlar. Olmaz öküler. Kanlarımız sonra el hakkıdır. Hakka tapa milletimin istiklal. Türk milletinin içinden gelmiş biz Türk hekimleri tüm insanlığa hizmet etmeye ilelebet devam edeceğiz.
başta meslektaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını tebrik ederim.